Selam, ben Kıvan Çökten. Instagram'daki profili açık takipçilerim arasından rastgele 10 kişiyi seçip hem size tanıttığım hem de fizikleri hakkında kendimce yorumlarda bulunduğum takipçi inceleme serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bakalım bu videoya konuk olan 10 baba yiğit kim? Videoya Pol Dilet'in Türkiye şubesi olan Mücahit Kasarcı ile başlayalım. Bu benzetmeyi yapmamın sebebi aynı Pol Dilet gibi üst vücudunu örümcek ağına benzeyen damarların kaplaması ve bunun kendisine verdiği ürkütücü görüntü. Mücahit 2019'da artı 75 kilogram gençler vücut geliştirme şampiyonu olmuş. 3 sene önceki fotoğrafıyla şu andaki hali arasında dağlar kadar fark var. 4 hafta sonra tekrar yarışacak ve eğer şu anda sosyal medyada gördüğümüz görüntü podyuma birebir yansırsa rakipleri için söyleyebileceğim tek bir şey var. Rest in peace. Mehmet Kurt'la devam edelim. Bazı sporcuların yüzü ve tipi men's fizik kategorisine gerçekten çok yakışıyor. Bence Mehmet de bunlardan biri. Mehmet'in fotoğraflarına baktığım zaman ilk dikkatimi çeken karın kaslarının inanılmaz simetrisi ve göze hitap eden görüntüsü. Bence şu an Mehmet'in yapması gereken oram zayıf buram zayıf diye düşünmeden tüm vücuduna olabildiğince çok kütle eklemeye çalışmak. Vücudu resmen büyüt beni diye bağırıyor. Eğer bunu yaparsa bence bu kategoride başarılı olabilecek bir arkadaş. Erkan Akgün'ün profiline baktığımda kendisinin daha çok calisthenics ve powerlifting ile ilgilendiğini fark ettim. Yani bu gördüğünüz sırt, barfix ve deadlift ile bu gördüğünüz devasa tricepsler ise dips, muscle up ve bench press ile inşa edilmiş anladığım kadarıyla. Ben ağırlık kaldıran insanların hep farklı disiplinlerden beslenebileceğini düşünüyorum. Yani bir vücutçu bir strongman'den bir şeyler öğrenebilir. Bir crossfitçi bir powerlifter'dan bir şeyler öğrenebilir. Bence Erkan Akgün'ün de özellikle omuz başları için hipertrofi odaklı vücut geliştirme antrenmanlarına ihtiyacı var. En azından ben olsam onun yerinde böyle yapardım. Furkan Bayram bir men's fizik sporcusu görüldüğü üzere 2021'de yarışmaya da girmiş Türkiye şampiyonasında. Kendi boy kategorisinde 4. olmayı başarmış. Furkan'ın bence en göze batan eksiği ki bence o da buna katılacaktır. Sırtının genişlik ve kalınlık ihtiyacı var. Bir diğer noksan da benim gözlemlediğim kadarıyla çok daha iyi gelişmiş, çok daha derin ayrımlara sahip karın kaslarına ve obliklere ihtiyacı var. Bence sadece bu son iki söylediğimi giderse bile vücudu bir iki seviye atlayacaktır. Nedim Özdemir bir vücut geliştirme kategorisi yarışmacısı. 2021'de Türkiye'de ikinci olurken IFBB Diamond Cup'ta birincilik elde etmiş. Nedim'in en beğendiğim pozu hem üst vücudunun hem alt vücudunun son derece detaylı gözüktüğü most muscular oldu. Bir diğer hoşuma giden de yandan göğüs pozunda bu hamstring drop dediğimiz arka bacağın iyice aşağıya inme durumu oldu. Bu yandan verilen pozları ciddi yükselten bir detay. Nedim'in sırtına baktığınız zaman arkadan koltuk altında genişlik konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Ama bence arkadan çift biceps pozunda alt kanatlarının biraz daha kalınlığa ihtiyacı var. Çünkü baktığınızda erektorlar orada duruyor. Bu alt kanatlar biraz daha kalınlaşsa ve belirginleşse bu Christmas tree dediğimiz çam ağacı görüntüsü ben buradayım diye ortaya çıkacak. Gürkan Görgün 2021'de WNBF yani Dünya Doğal Vücut Geliştirme Federasyonu'nun Ukrayna'da düzenlediği Mr. Perfect isimli yarışmada dünya şampiyonu olmuş. Aynı yarışmada vücut geliştirme dışında bir de men's fizikte yarışmış. Onda da ilk 4'e girmeyi başarmış. Ben Gürkan'ın fiziğini gerçekten beğendim. Güzel bir fizik, estetik hatlara sahip bir fizik. Ben Gürkan'ın bir sonraki yarışmasında biraz daha iyi bir kondisyonla gelmesini isterim. Bir diğer kendisine yapabileceğim eleştiri de yandan verdiği pozlarda bence üst bacaklarının biraz daha detaya ihtiyacı var. Özellikle kalça arka bacak ayrımının bence biraz daha net olması gerekiyor. Neden bahsettiğimi anlamak istiyorsanız bir önceki takipçim olan Nedim Özdemir'in yandan göğüs pozuna bakabilirsiniz. Muhammed Ali Bayraktaroğlu henüz yolun başında olmasına rağmen bence gayet dengeli bir fizik inşa etmeyi başarmış. Baktığınızda omuz başları büyük, beli ince, kanatları geniş,
göğsü yapı olarak kare bir görüntüye sahip ki bence eline ağırlık alan herkes bu görüntüyü ister. Tüm bunlara ek olarak yağ oranı da düşük. Bundan iyisi Şam'da kayısı Muhammed kardeşim, basmaya, büyümeye devam. Eray bir bilek güreşçisi, 21 yaş altı Türkiye şampiyonasında altıncılık elde etmişti. Bir yarışmacı aslında bu dalda. Eray ile ilgili dikkatimi çeken şu oldu. Kendisi bir performans sporcusu olmasına rağmen hem çok güzel bir fizik inşa etmeyi başarmış hem de vücut geliştirme pozlarına son derece hakim gözüküyor. Eğer Eray bir gün yanında Tupperware kapla pirinç, tavuk, brokoli gezdiren tayfaya katılırsa 2 sene gibi kısa bir süre içerisinde bence çok ciddi gelişim sağlayabilecek potansiyele sahip. Murat Akça belli ki men's physique kategorisine gönül vermiş bir genç arkadaş ama bu kategorinin en önemli iki bölgesi olan göğüs ve karın kasları ile ilgili problemler söz konusu. Bir kere göğsü bence omuzlarına göre çok zayıf duruyor. Çünkü göğüs itiş egzersizlerinde muhtemelen omuzları çok baskın olduğu için yükün büyük kısmını omuzları ve trisepsleri kaldırıyor. O yüzden benim kendisine tavsiyem göğüs antrenmanlarına mutlaka önden yorma tekniğiyle başlaması ve antrenmanı bir izolasyon egzersiziyle açması yönünde. İkincisi ise Murat'ın yağ oranı son derece düşük gözükmesine rağmen hiçbir fotoğrafında belirgin bir karın kası görüntüsü yok. Bence kendisi bilhassa karnını içeri çekiyor. Ama ben belli bir süredir bu kanalda men's physique içerikleri de üretiyorum. Bütün profesyonel men's physique'çileri neredeyse gördüm. Haklarında video yaptım. Ama bir tanesinin bile karnını içeri çektiğini görmedim önden verilen pozlarda. O yüzden mutlaka önden verdiğin men's physique pozlarında öne doğru gelip karın kaslarını sıkmalısın Murat. Bence bu fiziğinin bütün görüntüsünü değiştirecektir. Son olarak Okan Uğur'a bakalım. Okan'ın üst vücudu benim çok sevdiğim tipte. Ne diğer bölgeleri gölgede bırakan çok ileride bir bölgesi var ne de diğerlerine göre geride kalmış çok zayıf bir bölgesi var. Son derece komple bir üst vücuda sahip. Alt vücuda baktığınızda bence şu an için quadricepslerde yani ön bacaklarda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ama şu 4'te 3'lük Arnold tarzı sırt poduna baktığınız zaman Okan'ın kalflarının, arka bacaklarının ve kalçasının vücudunun geri kalanına göre zayıf olduğunu gözden kaçırmak imkansız. Okan'dan bence men's fizikçi olmaz ki yüzüne baktığım zaman onun da gönlünün klasik fizikte veya vücut geliştirmede olduğunu ben rahatlıkla yakalayabiliyorum. O yüzden mutlaka gelecekte yarışmak istiyorsa şayet komple bir alt vücuda sahip olmak zorunda. Kendisine tavsiyem 90'larda çok meşhur olan Wieder öncelik prensibini kullanması. Çünkü arka bacak ve kalf birçok kişiden üvey evlat muamelesi görür. Diğer her şey yapıldıktan sonra antrenmanın en sonuna atılır. Bence Okan'ın böyle bir lüksü yok. Mutlaka arka bacağı ve kalfı antrenmanın başındayken, vücudu henüz yorulmamışken, kendini taze hissediyorken aradan çıkarmalı ve bu bölgeleri diğer bölgeler alıp yürümeden önce fiziğinin geri kalanına yetiştirmeli. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.